İnsan vücudunun ortalama %70 kadarı su olduğundan pH değerini dengede tutmak, sağlıklı ve iyi hissetmek için son derece gereklidir. İnsanda dahil olmak üzere birçok organizma hayatını sürdürebilmek için belli bir pH değeri seviyesini koruması gerekir. pH değer seviyemizi sadece içtiğimiz su ile dengeye getirmeye çalışmak eksik bir davranıştır. Sağlıksız beslenme ve yaşam biçimi, bedenimizin pH'ını dengeleyen tampon sistemine olumsuz yönde etki eder ve zarar verir. Vücudumuzda olması gereken pH düzeyi 7.35 ile 7.45 arasıdır. Basit bir idrar testi ile tespit edilebilen asidite düzeyi, verilen değer aralıklarının altında ise vücudumuzda asidik bir ortam var demektir. Vücudun asidik olması, serbest radikallerin de arttığını gösterir. Serbest radikaller arttıkça pH değerimiz düşer, hücre çekirdeklerimize zarar verir. Hücre çekirdeklerimizin genom sarmalı üzerinde DNA'larımız saklıdır. Yüksek asitli ortamın DNA üzerindeki yıpratıcı etkisi, DNA onarım ve kontrol sisteminin gücünü aşar. DNA'da değişime neden olur. İşte bu sebepten alkali olmak hayati bir konudur. Verdiğimiz pH değeri aralıklarının altında ya da üstünde olmak, sağlığımız açısından dengesizliklere sebep olacaktır. İşlenmiş ve doğal olmayan yiyecekler, soframızdan neredeyse eksik olmayan şekerli ve unlu gıdalar, bedenimizin pH değeri seviyesini uygun hale getirme becerisini bozar. Alkali yiyecekler ve alkali su bize, yapışkan ve sümüksü maddelerden temizlenmiş bir vücut yapısı kazandırır. Sümüksü maddelerden arınmış bir bünye, akciğerlerde sıvı birikimi sorunları, eklem kireçlenmeleri, sinüs tıkanıklıkları, kronik lenf tıkanıklıkları ve şişlikleri, kalsiyum eksikliği gibi sorunlardan uzak tutar. Oysa asit yükümüz bedenimizin temizleyebileceğinden daha fazla olursa, atamadığı asidi emniyetli bir yerde depolamak zorundadır. En iyi depolardan biri de yağ deposudur. Asitlerin etrafa saçılma ihtimaline karşı da bu yağ deposunu kullanmak istemez. İşte böyle durumlarda bir türlü kilo veremediğimizden şikayet ederiz. Vücut sıvısının asidik ve bazik dengesini böbrekler sağlar. Böbreklerin bu işi yapabilmesi için vücudun yeterince su alması gerekir. Vücuda yeteri miktarda su alınması koşuluyla böbrekler vücut sıvısının pH değerini 7.4 düzeyinde tutmayı becerir. Fakat sürekli kuruluk söz konusu olduğunda susuzluğun doğal sonucu olarak vücutta idrar üretimi de azalır. Böbreklerin vücut pH değerini dengede tutma çabası sonuçsuz kalabilir. Su, asidik artıkların vücudumuzdan arındırılarak atılması için yeterli derecede tüketilmesi gereken hayati bir sıvıdır. Kullanılan ilaçlar pH değerini etkileyebilir. Kalsiyum, magnezyum ve potasyumun zaman içerisinde vücuttan kaybedilmesi pH dengemizi bozar. Gıdaların kavrulması, genetiğinin değiştirilmesi ve pakette katkılarla sunulması bu dengenin kaybolmasına yol açmaktadır. Gazlı meşrubatların içinde bulunan fosforik asit, çocuk ve yetişkinlerde kalsiyum yetersizliğine sebep olur. Paketteki uzun raf ömrüne sahip işlenmiş gıdaları yiyenlerde magnezyum eksikliği belirtileri görülmektedir. Bu durum aniden ortaya çıkmaz. Eksiklik ve mineral dengeleri yıllar içinde bozulur. Kronik ve metabolik rahatsızlıklara sebep olurlar. Bu türde gazlı içecekler vücudumuzda var olan asit-alkali dengesini bozmaktadır. Asitlenme arttıkça kemikten kalsiyum çalınması artar. Kemikten kalsiyum ve karbon çalındıkça kemikler erir. Aslında kemikler bizim alkali depomuzdur. Asitlenme arttıkça rezervlerimiz erir. Bu durum osteoporoza kadar gider. Osteoporoz, ileri düzeyde asitlenme hastalığıdır. Kemik sağlığı için alkali yaşamaya özen göstermeli, alkali gıdalar tüketilmelidir. Vücudumuzun aside kayması sadece beslenme ile alakalı değildir. Değişen yaşam koşullarında kaçırdığımız ayrıntılar, hiç ummadığımız sorunları karşımıza çıkarır. İşte o ayrıntılardan biri de topraklanmadır.
Ayağı toprağa, çimene basmayla beraber doğadan gelen elektronlar, vücudumuzda var olan serbest radikalleri, yani çöpleri nötralize ederler. İşte bu olay tam bir gerçek temizliktir. Topraklanmanın, insanın kendini iyi hissetmesi, stresini azaltması, ağrılarına iyi gelmesi dışında sayısız faydaları vardır. Modern yaşam dediğimiz şehir hayatında insanoğlu doğadan uzaklaşmıştır. Yer kabuğunun doğal manyetizmasından en iyi ve verimli şekilde faydalanan kesimler, toprakla teması yoğun olan kırsal alan insanlarıdır. Bu bölgelerde yaşayan insanların daha uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarındaki sebepler belki de bu manyetik alan etkileşimi nedeniyle hücrelerin sürekli canlı ve de fonksiyonel olmasında yatmaktadır. Birçok enzimin yapısı ve işlevi yerel şartlara duyarlıdır. Ve her enzimin de en yüksek seviyede etkili olduğu ideal bir pH seviyesi vardır. Elektriksel çevredeki herhangi bir değişiklik, biyolojik sıvıların pH değerini ve moleküllerindeki şarj dağılımını değiştirebilir. Ve böylece bunların etkinlikleri de değişir. Çıplak ayakla çimlere, toprağa, bir ırmak kenarında suya veya deniz kenarında kuma basmak, denize girmek, doğanın bizlere sunduğu imkanlardır. Stres, depresyon ve kronik kaygı durumu, vücut pH değerini düşürdüğü görülmektedir. Aşırı stres, vücutta proton yükünü artıran kortizol yüksekliğine sebep olur. Stres vücudumuzda asidik ortama sebep olur. Stres kontrolü bu konuda da karşımıza çıkmaktadır. İnsan türünün başlangıcından bu yana alışık olmadığı gıdalara maruz kalması pH değeri düzeyini düşürür. Alışmadığımız gıdalar GDO'lu, yani genetiği değiştirilmiş gıdalardır. İnsanoğlunun yaklaşık 12 bin senedir tükettiği tahmin edilen buğdayın kromozom sayısı 14'tür. Ancak şu anda üretilmekte olan buğdayın kromozom sayısı 42'dir, hatta 48'e kadar yükseltilmiştir. Buğday, dünya üzerinde açlığı sona erdirme sebebi gösterilerek genetiğine müdahale edilen bir bitkidir. Genetiği değiştirilmiş olan buğday, dünya planetinde yüzyıllardır birbirine uyumlu bir biçimde değişime uğrayan tüm canlılardan çok daha hızlı bir biçimde değişime uğramıştır. Bu durum insan vücudunun tanımadığı maddeye tepkisine yol açmış ve zaman içerisinde buğdayın içinde bulunan glutene intolerans, yani tolere edilemeyen durum gerçekleşmiştir. İşlenmiş, pakette ve içerisinde uzun raf ömrü sağlayan kimyasal içerikli gıdalar, vücudumuzun pH değeri seviyesini düşürür. Bu ölü gıdalar vücudumuzda bol miktarda çöp bırakırlar. Bu türde yiyecekleri yemek yerine gün ışığıyla büyümüş, mevsiminde tüketilen gerçek besinleri, yani alkali besinleri tercih etmek, zaman içinde pH değeri seviyemizi yükseltir. İçinde elektron barındıran yiyecekler aynı zamanda antioksidandır. Çöpü az besinlerdir. Sonuç olarak vücudumuza doğru yakıtı koyarsak, tıpkı aracımızda olduğu gibi arıza çıkarmaz. Bunun için de gıda alışverişi yaparken mideyi doldurmak yerine hücreleri beslemek üzere liste yapmak daha doğrudur. Genç kalmak ya da diğer tabiriyle genç göstermek de gösterdiğiniz bu özene bağlıdır. Yiyeceklerin yüksek ısıda ve hızlı bir biçimde pişirilmesi enzim ve proteinlerini bozar. Bize gerekli olan elektronlarını azaltır. Serbest radikal, yani çöplerini çoğaltır. Bu sebepten yiyecekler düşük ısıda pişirilmeli, asla yağda kızartılmamalıdır. Akşam geç saatte yemek yemek, yediklerimizi bütün gece sindirim organlarımızla bekleteceği için vücudu toksit yapar. Bu sebepten akşam 5-6'dan sonra akşam yemeği yenmemesine dikkat edilmelidir. Bu saatlerden sonra yenen atıştırmalıklar ve meyveler de bu kurala dahildir. Hayvansal gıdaları aşırı tüketmek pH değeri seviyemizi düşürür. Bu gıdaların içerisindeki proteinin sindirilebilmesi için mide asidine gereksinim vardır. Mide asidi bu salınımı yaptıkça pH değerimiz düşer. Hayvansal gıdaları tüketirken de dengeli olmak çok önemlidir. Bu gıdaları yerken iyice çiğnemeli ve yanında 4 katı kadar sebze yenmeli, karbonhidrat tüketilmemelidir. Proteinin kaynağı doğal olmalı, çiftlik hayvanı olmamalıdır.
Çeşitli rahatsızlıklara neden olan zararlı bakteri ve virüsler asidik ortamları severler. Vücut pH değerinin yükseltilerek alkali ortama getirilmesi yoluyla zararlı bakterilerin ve virüslerin yaşayamayacağı bir ortam yaratılabilir ve hastalıkların önüne geçilebilir. Hücrelerimize olması gerektiği kadar su sağlamak vücudumuzu sağlıklı hale getirir. Onarıcı ve yapıcı metabolizmayı daha iyi çalıştırır. Bedenimiz için çok gerekli alkali mineraller 5 elementtir. Bunlar kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleridir. Bütün bu mineraller sağlıklı, alkali bir çevre yaratmak için çok önemlidir. Çünkü bu mineraller asidik minerallerle birleşerek toksinli maddelerin vücuttan atılmasını sağlarlar. Kavrulmuş çerezler, yani sıkça tükettiğimiz fındık, fıstık gibi çerezlerin içinde bulunan yağ asitleri, özellikle Çin tuzuyla kavrulmaya maruz kaldığında içeriğindeki yağ asitleri de değişime uğrar. İçinde barındırdıkları yağlar, kızartmada olduğu gibi ısıya maruz bırakıldıklarında hasar görme ve okside olma eğilimindedirler. Ve bu durum, hücrelerinize zarar verebilecek zararlı serbest radikallerin oluşumuna neden olabilir. Kısacası kuru yemiş ve çerez gibi gıdaları çiğ tüketmeli, hatta kabuklu olarak satın almalıyız. Gereğinden fazla egzersiz vücudun pH seviyesi değerini düşürür. Alkali bir vücut için kaliteli uyku şarttır. İyi bir uyku çekmek için de karanlık bir oda şart. Ancak bu yeterli değil. Odadan elektromanyetik aletlerinizi lütfen dışarı çıkartın. Bunun için hiçbir bahane üretmeyin. Cep telefonunuzu alarmı için yanınıza alıyorsanız, onun yerine bir saat alın ve başucunuza koyun. Hastalıklarınızda doktorunuzun size uyguladığı tedavilerle birlikte çözümün yine kendi elinizde olduğunu, işin sırrının beslenme ve yaşam şeklinde olduğunu unutmayın. Sağlıklı Yaşam isimli kanalımıza abone olarak yayınladığımız yeni bilgilerden haberdar olabilir, bizleri bu bilgileri hazırlama yolunda teşvik edebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen işaretini tıklayabilir, videoda bahsedilen sorunlardan muzdarip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Geleneksel tıp, koruyucu tıp ve klasik tıpta var olan tedavi yöntemlerine kanalımızı takip ederek ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Thank you.